Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan Nihat Özkuyumcu uzun yıllardır ilçemizde pekmez yapmakta. Ben şimdi Hacı amcaya ta yıllar öncesinde Demirci'de pekmez yapımı nasıldı? Onu merak ediyorum. Şimdi günümüzdekini herkes görüyor biliyor ama Hacı amca, evet, 50-60 yıl önce pekmez yapımı nasıldı? Bir anlatır mısın Demirci'de? Demirci'deki yapılan pekmezin şekli 4-5 tane şapana deriz biz ona. Şapana evet. Mühillerde ev sahipliği hazırlar. Bal sahipleri hangi semt yakın evine urlara üzümünü götürüp urlarda ayakla çiğnenirdi o zamanlar. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mahallelerde çeşme vardı, ahır vardı. Orada insanlar Bu daha sonra. Daha sonra. Çapanayı götürmeyen kendi içerisinden yapacağını derse ya çeşmenin ahırında ya havuzda ya büyük bungalarda çiğne ayağını. Şapana nasıl bir yedi hacam? Ona o konuda bir bilgi verir misin? Şapana yapan arkadaşın evinde dört köşe üzüm havuz gibi üzüm çiğnemeye özel yapılmış bir yer var. Evet. Dibinde şıra suyunu ağacı kuyusu vardır. Hı hı. 4 metre 3 metre derinlikte kuyusu vardır. Evet. Her çiğnediğim suyun cirbe suyu aşağı yine. O kuyunun içine uzun sırıkla demez toprağı atılır. Gümbür 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 bu savrulur. Evet. Şimdi biz kofalarda savuruyoruz. Bunlar geçti gayrı. Şarpana evet. Öyle kuyu olan bir yela yok gayrı. Sıkma makineleri çıktı bugün için. Evet. Bunlar makineler eziyor. Mengenede sıkıyor. Her şey kolaylaştı. Önceden anlattığım gibi ayakla çiğnesin 3-5 arkadaş. İşçin olur, eşin dostun olur. Yardımlaşma. O zaman şarpana sahibi bu hizmetten para alıyor muydu? Üzümün suyunun tamamen ben alacağım. Sıkmıyor abi. Bana. Derse o zaman az çok bu para istersen de. Ama yarı cirbede kalan suya razı olduğumun para pul istemez. Bunda yeri şapara dediğimiz zaman ev sahibi hiçbir şey kendinden vermez. Yalnız teşkilat ürünüdür. Evinden odununu getirsin, işçini getirsin. Her şey sana ait. Çıkıncaya kadar, vermezden çıkıncaya kadar sana ait. Adamcağız evini sana feda etmişti şapanasını. Hacı amca o zaman insanlar böyle sıraya mı giriyordu? Yazılıyor mu? Sıralan. Kim geldi sırası belli olur. Hiç kimse kimsenin hakkını çiğnemez. Herkes birbirine saygılı değil mi? Herkes birbirine saygılı. Sıra kimden sonra? Nihat'tan sonra. Herkes bilir sırasını. Bu sıra gece yarısı da olsa gelir başlar çiğneme. O zamanlar insanlar birbirine karşı çok sevgi, saygı, çok. Hoşgörü varmış değil mi Hacı amca? Evet, hiç bir suistimal yapılacak diye bir şey olmaz. Yani eskiden uzun yıllar önce Demirci'de üzümlerin çoğu şapanada yapılıyormuş anladığım kadarıyla. Evet, evet. Şimdi artık çok daha farklı. Şimdi bu ezme makineleri kullanıldı. Mengeneler seyyarlaştı. Kendi şeyliğine göre evinde yapıyor, müsait bavulunda yapıyor. Hacı amca çok sağ ol, teşekkür ederim. Sana teşekkür ederim, sağ ol.